canım. Hoş geldiniz efendim programımıza, buyurun. Benim bir sorum olacaktı. Benim dedem ölmeden önce gözü kapalıyken gömüleceği mezarlığı böyle tarif etti bize. Yol kenarı vesaire bu şekilde tarif etti ve şu anda anlattığı yere yakın bir yerde gömülü. Hani böyle bir şey mümkün mü? Ölmeden önce hani rüyamızda ya da siz tarif üzerine bunu vasiyet addedip mi gömdünüz? Yok, gözü kapalı şekilde bize işte diyordu ki işte yol kenarında işte derin bir yer vesaire bu şekilde anlatıyordu. Biz de tesadüf, hani onun anlatmasına göre değil ama tesadüf olarak aynı yere gömüldü. Yani yol kenarında şu an mezarı. Hani ölmeden önce böyle bir şey görmek mümkün mü? Mümkün. Yani bazı rüyaların çıkması, insanların rüyalarla ilgili hayatında belli işaretler alması haberci mümkün. Haberci rüyalar. Olabilir. Bunun olması için hiçbir sebep yok. Fakat dindeki temel prensiplerden biri şudur. Din rüyayla amel edilmez. Mesela birisi rüyada, diyelim ki örnek diye veriyorum, domuz eti yediğini görse. Ha, buna göre amel edip bana domuz eti helal kılınmış deyip domuz etini yemez. Dinimizde domuz eti haramdır. Ha. Yani rüyayla helal haram çıkartmak, dini bir hüküm çıkarmak olmaz. Veya birisi bana rüyada peygamberimiz geldi, işte Hızır geldi, şunu söyledi, siz bana uyun, bana bu rüyada bildirildi dese, bunların da dini açıdan bir bilgi değeri yok bizim için. Hele hele ki bu ifadeler Kur'an'la çelişiyorsa. Bu tip şeylere rüyada dikkat etmek lazım. Ama bunun dışında insana rüyasında belli şeyler, işaretler verildiği mesi mümkündür. Firavun da rüyasında görmedi mi? Bu yüzden bütün tabii erkek çocuklar öldürülmedi mi? Sonra rüyası çıkmadı mı? Kur'an'da rüyaların çıktığına ilgili de işaretler var. Mesela 12. sure Yusuf suresi. İşte Hazreti Yusuf belli rüyaları, hem kendi gördüğü rüya var çıkan, hem orada başka bazı insanların rüyalarını tevil ediyor çıkıyor. Yani Kur'an'da rüyaların belli şeyler işaret olması mümkün. Yani ama bunu ikisini karıştırmayalım. Yani rüyaların çıkması, belli şey işaret olması, mümkün olması ayrı bir şeydir. Rüya ile amel etmek ayrı bir şeydir. Yani dini konuda herhalde dine aykırı veya mantığa da bence aykırı şeyleri rüya ile ben haber aldım veya falanca haber aldı diye yapılmaması önemli. Ama bunun dışında böyle birisi dedesinizin rüya görmüş olması, onun çıkması mümkündür. Allah rahmet eylesin dedesi, inşallah. Eylesin. Mekanı cennet olsun diye. Peki biz